Herkese selam. Ben Paragraf Sevdin Hoca. Olmadı. Sen niye girdin araya? Çık buradan. Ben Paragraf Sevdin Hoca. Evet sevgili arkadaşlar. Paragrafın ritminden soruları böyle kırpıp kırpıp sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Paragrafta yardımcı düşünceye dair sorular çözmeye çalışacağız. Hemen ekteki PDF'ten tık 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 çözüyorsunuz. Çözdükten sonra ne yapın? Çözdükten sonra videoyu şöyle bir karıştırırsınız. İşinize gelen yerleri dinlersiniz. Zaman bizim için çok çok kıymetli. Hadi o zaman başlayalım. Paragrafı sevdiren hoca, paragrafın ritmi burada. Paragrafı sevdiren hoca, sıfır riskle ritmi yakala. Paragrafı sevdiren hoca. Şimdi bu parçadan hareketli yapay zeka ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Soru köküm olumsuzsa ne yapıyordum? Aşağıdan yukarıya geliyordum değil mi? Şimdi aşağıya bakıyorum. İnsanın yaşamsal sürecine öykünür. Öykünmek ne demek? İnsanın yaşamsal sürecine benzemesi, ondan bir parça alması, ona ne diyelim, öykünmek, benzemek. Yani daha da kaşımaya gerek yok değil mi? İnsanın yaşamsal sürecine öykünür, öykünmek, benzemek demek değil mi? Bunu alıyorum. Peki, belleğindeki bilgilerde eksilme olmaz. Yani bellekte eksilmenin olmaması, belleğin aynen kendini muhafaza etmesi, korunması. Bilgiyi sanata dönüştürme yetisi, sanata dönüştürme. Sanat deyimlerinde soyutluluk, tamam. Çevresel gelişimlerden uzak kalmaş, kalmaş, evet. Evet, çevresel gelişimler diyoruz. Peki, metni okumaya başlıyorum. Yapay zeka, yapay sinir ağlarından oluşan bir sistem olarak insanın zihinsel işleyişine benzer bir tür süreci taklit etmesidir bir bakıma. Bakın ne dedi? Taklit etmesi, yani öykünmesi değil mi? Ne diyor? Ancak bir bilgiyi öğrendiğinde bir daha unutmasına asla olanak olmadı. Unutmasına olanak olmadığına göre bellekte eksilme oluyor mu? Eksilme olmuyor. Güzel. Devam ediyorum. Bilgi yine bir tür deneyim olarak da sistemsel bir stratejiye dönüştürmektir. Yapay zeka dış dünyayla ilgili sürekli olarak bilgilendirerek en iyi sonuca ulaşabilmekte ve kendisini geliştirebilmektedir. Tamam. Bilgiyi sanata dönüştürme yetisine sahiptir. Bilgiyi sanata. Şimdi yapay zeka sayesinde melez sanat adlandırabileceğimiz resimler de üretilebilmektedir. Resim sanat değil mi abi? Evet. O zaman bilgi sanata dönüştürülebiliyor mu? Evet. O zaman A'yı, B'yi, C'yi hallettim. Sanat deneyimlerinde soyutluluk hakimdir. Soyutluk. Abi bir şeyi göstermeme, ete kemiğe bürümeme. Bunu istiyor benden. Metinde buna dair ben bir şey bulabildim mi? Hayır. Bu dursun kenarda. Çevresel gelişimlerden uzak kalmaz. E zaten kardeşim bak şurada ne demişti? Dış dünyayla sürekli olarak bilgilendirerek demişti. O zaman ben ne yapıyorum? Bunu da alıyorum. Açıkta kalan tek seçeneğin Denizli olduğu için cevabı D olarak işaretliyorum. Bu parçadan hareketle Ferhat Arıcan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine ne yapıyorum? Seçeneklerden geliyorum. A seçeneği, ilkokul öğretmeninin zorlamasıyla paralel bar aletinde yarıştığı. Şimdi zorlama kelimesi dikkat çekiyor. Avrupa'da yapılan bir yarışmada birinci olduğu. Tamam. Ardışık olarak iki olimpiyat. Ardışık önemli. Hak ettiği bir ödülü alırken arkadaşını da onurlandırdığı. Arkadaşı. Jimnastikteki bazı hareketleri kendi adına onaylattığı. Evet. Önemli olan sözleri, sözcükleri ne yaptım? Çizdim. Şimdi yukarıya gidip bunları böyle merkeze alan ifadeler bulmaya çalışacağız. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan paralel bar aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Abi şimdi paralel bar aletinde yarıştığı kabul. Bakın metnin bu kısmı tamam. Ama benim burada çizdiğim zorlama ifadesi, hele ki ilkokul öğretmeni, Allah aşkına ilkokul öğretmeni nerede? Burada yok. İleriki kısımda gelecek mi bilmiyorum. Tamam mı? Ama şu an için cevabım Adana. Şu an için. Birinci olması, altın madalyayı kazandı dedi ya. Şu altın madalya demek hop birinci olmak demek. Bu tip çıkarımlara alışık olun. İlla birebir işte kupayı kazandıran ilk kişi oldu bilmem ne oldu değil. Madalya nedir? Önce altındır, sonra işte gümüştür, sonra bronzdur, böyle 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 aşağı iner değil mi? Bunları genel kültür olarak bileceğiz ve buralarda kodlayacağız. Bu tamam. Ardışık olarak iki olimpiyat tecrübesi diyor. Devam edelim. Jimnastik tarihinde bir ilke imza atan İzmirli Ferhat Arıcan, Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatlarında atlama masasında Moğol rakibi Gambetti Erdin Bold'un ardından gümüş madalyayı da kazanmıştı.
Bak, spora ilkokulda. Aha, şuradaki ilkokula geldik. Beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle. Teşvik ne abi? Onun yönlendirmesi. Gel kardeş, bunu yaparsın, başarırsın. Hadi bakalım. Şevklendirmek, değil mi? Teşvik, şevklendirmek. Arzulandırmak, iştiyaklandırmak, değil mi? Ulan hepsi Arapça oldu be. Hey yavrum hey. Kelimelerin anlatımı. Evet, ona dair bir istek uyandırmak. Al sana en Türkçe hali. Tamam mı? Şimdi o zaman kesinlikle Adana abi, adam sadece bunu söyledi. Tamam, bulduğu ve yaptığı 3 hareketi kendi adına tescil ettirdi. Tescil ettirmek neydi arkadaşlar? Onaylatmak. E kardeşim, Edirne'yi de buradan götürdüm. Dünya jimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını gösterdi. Aldığı bir madalyayı sakatlanıp hastanede yatan bir arkadaşına ithaf ettiğini, yani o arkadaşların ne yaptı? Hop, onurlandırdı efendim. O işi yaptı. Tamam, ayrıca üst üste 2 olimpiyat. Üst üste 2 olimpiyat ne demek sevgili dostlar? Matematikten de aşina olduğumuz şuradaki ardışık ifadesini buradan götürüyorum. Cevap kesinlikle ve kesinlikle Adana diyorum. Neydi? Ne diye? Ardışık. Art arda. Yani peş peşe. 1, 2, 3, 4, 5. Peş peşe. Ne diyorsunuz siz? Ardışık tek sayılar 1, 3, 5, 7. Ardışık çift sayılar 2, 4, 6, 8 değil mi? Gibi 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 işte peş peşe gelme hali. Üst üste 2. O zaman nedir? Ardışıktır. Peki efendim. Geldik bir sonraki sorumuza. Bu sorunun kalıbı ne? Değinilmemiştir. Değmek, temas etmek sorunun olumlu kalıbında konuşmuştuk sizlerle. Ne diyor efendim? İlgilenenlerin sayısının arttığı, sayının artması, başka sanatlarla iç içe geçtiği ilgililerin eğitim durumu, ortaya çıkış serüveni, kelimenin kökeni. Peki efendim, bakalım neymiş? Grafiti kelimesi Yunanca grapen, yani yazmak kelimesinden gelmiş. Bak, nereden geldiğini söyledi. Ne olmuş oluyor? Kelimenin kökeni, değil mi? İtalyanca sigrofio, karalamak kelimesinden türemiştir. Tamam abicim. Çıkış serüvenine geldik mi? Hala değil. Bugün bilinen anlatımıyla grafiti 1960'ların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin hip hop kültürüyle birlikte doğmuştur. Şimdi serüven ortaya çıktı mı? Çıktı. Doğmak o serüvenin ortaya çıkması olmuş oldu, değil mi? Güzel. Peki dikkat ediyor musunuz? Seçenekler tersten geliyor. Metin yukarıdan aşağı akarken. Yani bu kodlama da var. İlla yukarıdan her okuduğum A'yı B'yi eleyecek diye bir şey yok. Bak, bu defa tersten eleyerek götürüyor şu an. Bakalım ilgililerin eğitim durumu gelecek mi? Daha çok sokak sanatçıları tarafından yasa dışı yöntemle yapılıyor. Olsa da bu sanatla uğraşanları yasal olarak icra edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sayının artması. Hop, burada abicim. Adana'yı da götürdüm. Günümüzde bazı grafiti sanatçıları kendilerini bu alanda geliştirerek duvar resimleriyle grafitiyi birleştirmiş. Yani başka sanatlarla da iç içe geçmiş oldu mu? Oldu. O zaman açıkta kalan seçeneğim Ceyhan. Yani ilgililerin eğitim durumu. Acaba bu grafitiyle ilgilenen kişiler nasıl bir eğitimden geçiyor? Neler yapıyorlar? Değil mi? Bilmiyor musun? Üniversite mezunları mı? İlkokuldan mı çıktılar? Yoksa işte ne bileyim sanat akademisinde mi okuyorlar? Hiçbir şey biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Buna dair herhangi bir şey söylemiyor. Devamında okumak istiyorsanız seçeneklere dair herhangi bir ek bir bilgi bize verip yönlendirmiyor. O zaman cevabım her halükarda Ceyhan diyorum. Geldim bir sonraki soruma. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki görüşleri savunan birinin özelliği olamaz? O zaman bu parçadaki görüşleri ben savunacağım. Ona göre beni ne yapacaksın? Bir şekilde canlandıracaksın zihninde. Bu adam bunu yapabilir, buna karşı çıkabilir gibi kodlayacaksın beni. Onun üstünden de ne yapacağız? Diyeceğiz ki evet efendim, şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın. Peki bakalım. Toplumsal projelerde sorumluluk alan. Tamam, sorumluluk alacak. Bildiklerini sosyal hayatta uygulamayan, olumsuz bir şey yaptı. Bak, bu olumlu bir şey. Doğa duyarlılığı gelişmiş olan, olumlu bir şey. Doğa duyarlılığı. İnsanları bilinçlendirmeyi seven, bilinçlendirmek olumlu bir şey. Sorumluluk üstlenmekten
kaçınmayan sorumluluk. Bak burada da sorumluluk var. Burada da sorumluluk var. Toplumsal projelerde sorumluluk alıyor. Sorumluluk üstlenmekten de kaçınmıyor. Zaten ikisi birbirini destekleyen seçenekler olumlu. Dikkat edin arkadaşlar. Soru dışarıdan baktığımız zaman kökte, yani metnin kökünde olumsuzluk ifadesi olan sadece iki seçenek var. Ne? Hayatta uygulamayan, üstlenmekten kaçınmayan. Ancak ikisinin arasında bir fark var. Görünüş olumsuz olsa da anlamı olumlu olan bir seçeneğim var. Ne bu? Şimdi baktığım zaman dışarıdan, bak hiç metin okumadan 4 olumlu 1 olumsuz seçenekten ben cevabı Bursa derim. Bak işin eğer pisliğini yapacak olsam. Şov yapıyorum kardeşim. Gördünüz mü? Metni bile okumadan soruyu yapmanın taktikleri deyip artistlik yapabilirim. Tamam mı? Akıllı olun. Evet. Evet yapabilirim ama yapmam. O bizim tarzımız değil. Olması gereken neyse onu yapacağız. Şimdi bu bir. Buradan bir kodlama yaptım. Şimdi gidiyorum metne. Ne kadar farklı ne olduğunu ya da bu çıkarımımızın doğru olup olmadığını teşhis etmeye çalışalım. Toplumsal sorumluluk her yaştan bireyin güvenli yaşamak için sorumluluk alması demektir. Şimdi her yaştan bireyin güvenli yaşamak için, yani ne diyor? Toplumsal sorumluluk alın kardeşim. Bunu söylüyor, doğru mu? O zaman ben bunu götürürüm buradan. Anlaştık mı? Hocam ama sadece bunun ne olduğunu söylüyor. Ne olduğunu söylüyorsa onun içindedir demektir. Ama yok kardeşim bu ikide bir tane tikte kalsın, tamam mı? Gerçekten öyle olduğuna inandığımızda iki tik olsun dersen tamam, sorun yok, devam edelim. Unutmayın, ikaz ediyor. Bireyin topluma karşı sorumlulukları varsa toplumda bireye karşı sorumlulukları olduğu aşikardır. Yani siz sorumluluk almak zorundasınız kardeşim. Eğer toplumun içinde yaşıyorsanız. Ne oldu? Her türlü verdik. Değil mi? Peki efendim. Devam edelim. Ben aldığım sorumlulukları yerine getiriyorum. Siz de sorumluluk almak için küçük değilsiniz. Büyüksünüz. Yaşınızın bir önemi yok. Sorumluluk alın. O zaman ne oldu? Sorumluluk almaktan da kaçınmayacaksın. Çevrenizde olup bitenlere duyarlı olma, sorumluluk alabilmelisiniz. Tamam. Doğa duyarlı. Henüz doğaya gelmedim ama çevreyle ilişkilendirip işi bitirebilir miyim? Bitirebilirim ama daha detay istiyorum. Toplumsal ve bireysel sorumluluk öncelikle bilgili olmayı gerektirir. Diyelim ki ormanlık alanda piknik ateşi yakılmış, ateş etrafa yayılmış. Çok büyük zarar neden olacak? Böyle bir durumu önlemek için senin de yapabileceklerin var. Ateşin çok çabuk yayıldığını ve orman ateşi yakmaması gerektiğini bilmelisin. Yani sorumluluk bilince evet doğa duyarlılığı gelişmiş olacaksın, değil mi? Sonra ateş yakanları görürsen uyarmalısın. Yani insanları da bilinçlendirmelisin. Ormanda piknik alanında yangın başlamışsa büyüklerden yardım istemelisin. Çevrende büyüklerin yoksa hangi acil durumlarda hangi numarayı arayacağını bilmelisin. Her şeyde neyi arayacağız? 112 unutmayın, hepsi değişti. Alelacele böyle hop 110 arayayım bilmem ne yapayım. Yok, hep 112. Tamam mı? Cevap Bursa kaldı. Görüyorsunuz. Tamam mı? Görüyorsunuz. Peki. Bugünün son sorusu olsun mu? Bence güzel gidiyorduk ama bu zaman kıtlığı var ya, bu zaman kıtlığı. Ah ah. Böyle 24 saatin 48 saat olmasını istiyorum şu sıralar. Steve Jobs'ın bu öneriler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Adam bir öneride bulunmuş. Bak şuradan diyor. Stanford mezuniyet töreninde adam konuşuyor. İnsanlara önerilerde bulunuyor. Rahmetlik bunları söylerken acaba ne? Başarıya ulaşmak için direnmek. Yakaladığı başarıyla oyalanmamak, yeni başarılara aç hareket etmek, insanlar adına ihtiyaçları belirlemek, yaratıcılığın tekrarlanmamak olduğu en önemli şey, kalitenin üst sınırını yukarıda tutmak. Kalitenin üst sınırı. Peki, yaratıcılık nesneleri birbirine bağlamaktır. Onları birleştirerek ilerleyin. Ne diyor? Nesneleri birbirine bağlamak. Değil mi? Şimdi kardeşim bir şeyi bir şeye bağlamak, onları birleştirmek. Var mı bir ilişkilendirebileceğim bir şey? Abi şu an ilişkilendiremedim dedin diyelim ki. Sorun yok kardeş. Deneyelim. Belki şu an zihninde oturmadı. Benim şu an oturmadı mesela. Devam edelim. Çoğu zaman insanlar. Siz onlara gösterene kadar neye ihtiyaç duyduklarını bilmezler. Siz üretin. Yani onların neye ihtiyacı olduğunu siz bilin. Siz belirleyin. Al abi bu. O zaman ben şunu buraya götürdüm. Doğru mu? Güzel. Kabak gibi belli zaten. Bazı insanlar mükemmelliğe alışık değil. Kalitenin ölçüsü siz olun. Yani
Mükemmel ne demek abi? Yenilebilecek en üst düzey. Al abi, kalitenin üst sınırı. Buyur. Bu da gitti. Değil mi? O zaman ben Ceyhan'ı ve Edirne'yi götürdüm şu an. Tamam, ne diyor? Bir şey yaptığınızda iyi bir sonuç alırsanız, evet aldım. Bir başka şey daha yapın ve ona çok uzun süre takılıp kalmayın. Ne diyor? Yakaladığın başarı da oyalanma kardeşim. Başka başarılara da aç ol. Çabala. Yenilerine çık. Değil mi? Bu da gitti mi? Evet. Başarılı girişimcilerle başarısız girişimcileri birbirinden ayıran şeylerin yarısı sadece sabırdır. Yani başarıya direnmek. Başarılı olabilmek için direneceksin, çabalayacaksın. Neden bu netlerim artmıyor kardeşim diye böyle yapacağına oturacaksın, çalışacaksın. Herkesin bir eşiği var. Unutma. O eşiği geçeceğin günü sabırla bekleyeceksin hocam. Bu. Anlaştık mı? Açıkta kalan seçenek ne? Denizli, yaratıcılığın tekrarlanmamak olduğunu bilmek. Hayır arkadaş, tekrarlanmamak değil. Yeni şeyler, farklı şeyler üretmek. Evet hocam, bu doğru. Ama adam yukarıda metinde söylememiş ki. Biz neye bakıyoruz? Steve Jobs'ın düşüncelerine bakıyoruz. Tamam mı? Evet. Sevgili dostlar, bugünlük bu kadar diyelim. Yarın da yardımcı düşünceyle alakalı soru çözmeye devam edelim. 10'a kadar gidelim. Madem 10 demişiz. 10'a kadar gidelim. 10 tane yardımcı düşünceyle alakalı soruları çözüp cumartesi pazarda söz verdiğimiz gibi film replikleriyle paragraf diyelim. Hadi Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın.